Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. İhsan Tatlı o efsane yazılarına devam ediyor arkadaşlar. Biz de onları sizlere videolaştırmaya devam ediyoruz. İhsan Tatlı'nın bütün yazılarına web sitemiz memurlarahaber.com'dan 7-24 ulaşabilirsiniz. 10 ve 18 nolu kamu işlerine 2024 2025 toplu iş sözleşmesi ve banka promosyonu bilgisi vereceğim diyor yazıda. Genç Göz Spor banka promosyonu sözleşmesinin bitiş tarihi 13 Kasım 2025 tarihidir. 18. iş kolunda yapılan toplu iş sözleşmesinin bitiş tarihi 31 Aralık 2025 tarihidir. 10. iş kolu için yapılan toplu iş sözleşmesinin bitiş tarihi 31 Aralık 2024 tarihidir. 18. iş kolunda çalışanlar için 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle %10 artı son 6 aylık enflasyon farkının toplamının %15 aşan kısmı zam olarak uygulanacaktır. 10. iş konuda çalışanlar ise 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren sadece 4 aylık enflasyon farkı toplamının %10'u aşan kısmı zam olarak uygulanacaktır. Bu tarihten itibaren yeni toplu iş sözleşmesi devreye girecektir arkadaşlar. 10. iş kolu için 1 Ocak 2024 tarihine geçerli olacak yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılacak olup İmzalandığı tarihten itibaren geri dönük 1 Ocak 2024 tarihine kadar toplu olarak zam farklarını alacaksınız. Emek mücadelesi veren bütün dostlara saygılarımla diyor. İhsan Tatlı arkadaşlar, İhsan Başkan'a teşekkür ediyoruz. Trabzon'a buradan selamlar, saygılar gönderiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı bazında bütün kamışlarına gelişme vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Kamışlarının banka promosyonları da bir yandan güncellenmelidir diyoruz. Kurumların bazılarında kurumlara yazılar gönderildi ama kurumlar pek sallamadı arkadaşlar. 2-3 kurumda bu promosyonların güncellemesi için Adalet bakanlığı hatırladığım yazı yazılmıştı ama kurumlar dediğim gibi pek sallamadılar. Halbuki banka promosyonlarda özellikle Ocak ayından sonra maaşlar 32-33 bin TL bandına çıkacak. Ocak ayında zam alacak işçiler adına konuşuyorum. Ve promosyonlar tabii ki düşük kaldı. Promosyonlar da en azından Ocak ayından sonra güncellenmelidir diyoruz.